Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim günaydın. Haftanın ilk iş gününün bakış programına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni başlayacak bir uygulamadan bahsedeceğiz. 1 Haziran'da devreye girecek hemen hemen tüm sürücüleri ve araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir uygulama. Detaya fazla girmeyeceğim. Biraz sonra zaten bu konuda hem stüdyo konuklarımızla bu konuyu irdeleyeceğiz, konuşacağız. Hem de arkadaşların hazırladıkları bir haber var. Haber biraz toparlıyor konuyu. Dolayısıyla ondan sonra sohbete başlayacağız. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Kalkavan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Kalkavan. Tüm sürücüleri ilgilendiriyor dedik. Bir haberi birlikte izleyelim isterseniz. Ondan sonra biraz alt kırılımlarını ve detaylarını konuşalım. Evet efendim, haberimizi izliyoruz. Sigortalı araçlarda eşdeğer parça kullanımı geliyor. 1 Haziran'dan itibaren sigorta şirketleri yerli malı eşdeğer parça kullanabilecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın otomotiv yan sanayini geliştirmek amacıyla başlattığı eşdeğer parça kullanımına ilişkin çalışma tamamlandı. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre yıllardır sigortacıyla sigortalı arasında uyuşmazlığa sebep olan eşdeğer parça kullanımı sorunu ortadan kalkmış oluyor. 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer parçaları sigorta şirketleri onarımda kullanabilecek. Şirketler eşdeğer parça kullanımında Türk Standartları Enstitüsü'nün onayının dışında yerli ya da yabancı başka hiçbir şirkette çalışamayacak. Sigortalıysa eşdeğer parça istemiyorum diyemeyecek. 1 Haziran'da başlayacak olan uygulamayla Türk Standartları Enstitüsü yerli üretilecek tüm eşdeğer parçaları uluslararası standartlara göre uygunluğunu ölçecek. Sigorta şirketi parça teminini belirlenen kriterlere göre alacak ve onarımda kullanacak. Onarım sonrası bozulmalarda ise parça üreten firma garantisinde olacak. Efendim aslında bu konu yıllardır çok tartışılan bir konu. Sigorta şirketleriyle sigortalıları karşı karşıya getiren ve anlaşmazlığa neden olan bir konu. Bu konuyla ilgili varsa sorularınız bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı şekilde Habertürk'ün Twitter adresinin üzerinden de bize sorabilirsiniz. Süremiz el verdiğince bu konuyla ilgili sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağız. Tekrar hoş geldiniz Sayın Kalkavan. Hoş bulduk, sağ olun. 1 Haziran'dan itibaren, haberde de izledik, 1 Haziran'dan itibaren artık araçlarda, tabirde eşdeğer parça, yani yerli malı parça ya da orijinalin dışındaki parça kullanabilecek, doğru değil mi? Özü bu işin. Sertifikalı olarak. Sertifikalı. Evet, yani hali hazırda bugün de kullanılıyor eşdeğer. Sertifikasız mı kullanılıyor? Tabii, şu anda sertifika diye bir şey yok. Esasında dünyada da genelde baktığınızda böyle bir sistem yok. Birkaç ülkede var, 4-5 ülkede var bu sertifikasyon. Biz birlik olarak dünya çapında yapılan uygulamaları araştırmıştık. Zaten birkaç programda da yine konumuz olmuştu. 2014 yılında tamamlamayı planladığımız programlar, projeler arasında yer alıyordu. Sonra biraz ertelendi. İşte bu bir takım yazışmalar, işte çizişmeler oldu kamu otoritesiyle. Şimdi eşdeğer parça zaten kullanılıyordu ama şöyle bir sorunumuz vardı bizim. Bu eşdeğerin orijinalin özelliklerini taşıdığına ilişkin bir belge yoktu. Yani Sayın Kalkan başka bir şey soracağım. Bizde yani şimdi sigortalılarda hepimizde aynı endişe var. Eşdeğer parça kavramı kalitesiz merdiven altı üretilen parça mıdır? Yani şu anda konuşulan, şu andaki tartışmanın özünü soruyorum size. Bu anlama mı geliyor? Şimdi eşdeğer dediğimizde çok geniş bir segment. Yani mesela şu bir parça alıyoruz. Bu parça orijinali bir tane ama eşdeğer atıyorum 5 tane 10 tane olabiliyor. Bunların içerisinde tabii ki orijinalin özelliklerini taşıyan parçalar da olabilir. Taşımayan parçalar da olabilir. Yani ben burada
güvenlidir, güvensizdir, kalitelidir, kalitesizdir bir şey diyemem. İşte bunu belgelemek için böyle bir sistem geliyor. Güzel. O zaman iyi bir uygulama. İyi bir uygulama. Tabii tamam. Kesinlikle iyi bir uygulama. Böylelikle esasında biz prim üretiminin yarısına yakını kasko trafik. Evet. Bir de şöyle bir şey var, onu da düzeltmek isterim yanlış yönlendirme olmasın diye. Eşdeğer parça sigorta şirketi takmak istediğinde takamazsın, taktırmak istemiyorum dememe gibi bir şey. Mesela kasko sigortasında söz konusu değil. Çünkü biliyorsunuz kasko sigortasını alırken başta orijinal eşdeğer diye ayrımı seçebiliyorsunuz. Ona göre prim ödüyorsunuz. Hı-hı. Bu kasko için geçerli daha değil. Daha çok trafik tabii. Sigortasındaki. Tabii daha çok trafik ama... Mesela diyelim ki kasko müşterisi eşdeğeri seçmiş. Artık onda da bu sertifikalı ürünler kullanılacak. Sertifikayı TSE'ye belirleyecek. TSE'ye belirleyecek. Şimdi anladığım kadarıyla TSE tek yetkili kuruluş haline getiriliyor. Ben biraz yönetmeliği okudum. Doğru mu? Yani başka herhangi bir kuruluş olmayacak. Doğru. Doğru. Yurt dışı uygulamalara bakınca esasında bu işi sigorta şirketlerinin kurmuş olduğu bir şirket vasıtasıyla yerine getirdiklerini görüyoruz. Orada da işte bayağı onlarca yıldır biriken bir tecrübe var tabii. Bu Amerika'da, İngiltere, İspanya, Almanya gibi ülkelerde var bu sistem. Ama burada TSE'ye verilmiş sigorta şirketlerinin sadece başvurabileceği, hani içinde yer almadığı, bir katkı sağlayamadığı bir şey olacak ama düzenleme TSE sertifikası olacak. TSE ile beraber. Şimdi evet. Anladığımız şu. Tabii bu daha çok bu uygulama yerli üretimi teşvik için amacıyla yapıldı. Hı hı. Doğru mu? Çünkü bakanlık da böyle açıkladı. Yani bu proje bizden çıktı. Hı hı. Biz bunu başlattık birlik nezdinde ve bizim böyle bir niyetten yönlendirmeden ziyade bizim şeyimiz şuydu. İşte sigorta sektörünün kullandığı parçalar nitelikli değil, işte kaliteli değil. Bir takım eleştiriler geliyordu. Biz dedik ki gerçekten biz müşterilerimize veya müşterilerimizin zarar verdiği trafik sigortasında kişilerin araçlarını biz belgeli bir yedek parça, eşdeğer yedek parçayla onarttıralım eğer eşdeğer kullanacaksak. Ha, burada da şu çıkmamalı tabii. Mesela sigorta sektörü bugün yapmış olduğu tamiratların önemli bir kısmını zaten orijinalle yapıyor. Eşleri de yok. Mesela bazı parçalar çok fazla kullanılmadığı için, sürümü olmadığı için zaten eşleri üretilmiyor. Bir de üreticisine bağlı olarak eşler parça yeri geliyor. Şeyden daha kaliteli de olabilir. Yani bunu, yani ülkemizde bunu test etmiş bir şey yok. Mesela çok bildiğiniz, çok meşhur bir marka. O ilgili otomotivin orijinal parçasını üretmiyor olabilir. Ama aynı parçayı kendisi eşdeğer olarak üretiyor olabilir. Yani bu böyle şeyler de var zaten. Ki, aynı fabrika kesinlikle. Eşdeğer olarak da yani aynı üretiyor. Fabrika da oluyor. Aynı kalitede belki ondan daha çok yatırım yapmış başka bir fabrika da eşdeğer üretebiliyor. Çünkü orijinal araçla bir anlaşma yapmadığı için. Hı hı. O anlamda eşdeğer kalitesizdir, diğeri kalitelidir diye bir şey baştan söylemek mümkün değil. Ama tabii ki şu anki sistem düşük kalitede ürettiğiniz ürünü de kabul eden, kullanmaya müsait olan bir sistem. Peki, ondan kurtarmış oluyor. Sayın Kalkavan, TSE'nin böyle bir, şimdi bu konu biz bir dönem yani önemli bir boyutuna baktığınızda hayati, can tehlikesi taşıyan bir konu, eşdeğer parça dediğiniz konu. Yani biz hani aracın bir aynasından bahsedebileceğimiz gibi çok önemli mekanik bir sisteminde de bahsedebiliriz. Yani bu işin ucunda bir kazalarda hayati bir tehlike de var. Şimdi TSE böyle bir testleri yapıp onaylayıp evet arkadaş kullanılabilir bu diyebilecek altyapıya, kapasiteye, bilgi birikimine, know-how'a sahip mi? Kamu otoritesi böyle bir görevi TSE'ye verdiğine göre bu görevi en azından yapabileceklerini düşünüyorlar diye düşünüyorum. Hı hı. Ama şimdi 2015 2 sayılı genelge çıktı. Burada işte malzeme, parça, işlevsellik ana kriterlerine göre test yapılmasını öngörüyor. İşlevsellik de mesela kapının açılıp kapanması. Hı hı. Ama mesela burada bir güven şeyini, güvenlik testini görmüyorum ben. Ama bunu gerekirse biz ilave olarak üzerine isteyeceğiz TSE'den. Çünkü güvenlik gerçekten belirttiğiniz gibi. Ama işlevselliğin içerisine o da katılacaksa şimdi TSE ile
Hazine Müsteşarlığı'nın işte Hazine Müsteşarlığı koyacak herhalde bu kriterleri. Öyle zannediyorum. Tam belli değil. Güvenliği mutlaka içine koyacaklardır. Çünkü en önemli şey güvenlik. Önemli şey tabii. Burada şimdi şöyle bir şey var. Ben mecburum. Bu sürece dahil de olamıyorum zaten sigorta şirketi olarak. TSE bir belgelendirme yapacak. Ücretini Hazine Müsteşarlığı belirleyecek. Zaten bu bizim dışımızda. Yani sigorta şirketi olarak bu. Bu parçayı üretenler, ithal edenlerin gidip TSE'den alacakları bir şey. Yoksa ben sigorta şirketi olarak TSE'ye gidip bir başvuruda bulunmam söz konusu değil. Bunu parça üreticileri yapacak. Ama ya burada şöyle bir şey var. Herhalde parça yerli üreticiler ürettikleri parçaları TSE'ye onaylayacaklar. TSE'ye onaylatacaklar. TSE'ye onaylayacak. Siz de sigorta şirketleri olarak bu onaylı parçaları onarımda kullanabileceksiniz. Evet, aynen öyle. Ama işte burada bu belgelemenin düzgün yapılmaması, işte şu özellikleri taşıyor olmaması nedeniyle sigorta şirketinin sorumluluğu, yani biz bu süreç için biraz dışında kalıyoruz. Yani bir sorumluluğunuz olmaması lazım. Eğer kamu otoritesi diyorsa ki bir X dememize gerek yok belli TSE'ye. Sen bunun sertifikasyonunu sen yapacaksın sadece bu ülkede. Benim seçme şansım da yoksa. Zaten burada benim sorumluluğumun neden olacağı pek oturmuyor kafada. Ya sizin zaten herhalde benim anladığım kadarıyla burada bir sorumluluğunuz yok. Siz TSE onaylı parçayı alıp araçta kullandıktan sonra geri çekiliyorsunuz. Olup bitiyor. Değil işte mi? Yanlış mı algılıyorum? Yok, burada işte tedarik bu motorlu araç sigortaları kapsamında tedarik ettikleri eşler parçanın bu niteliği taşımamasından hak sahibine karşı sorumludurlar diyor. Şimdi ben bunu tedarik ediyorum, alıyorum, TSE belgesinde taşıyor mesela. Ama yarın öbür gün o şeyde testlerden mütevellit bir takım sorunlar çıkıyor. Yani burada bizim düşüncemiz, benim düşüncem şudur. Ya teste sokulan parçanın kalitesinden farklı bir kalitede bir üretime devam etmiştir üretici. Burada üretici sorumludur. Ya da TSE'ye testi eksik yaptıysa, yanlış yaptıysa TSE'ye sorumludur. Yani bu şeyin hiçbir tarafında ben sigorta şirketi olarak yokum. Ha bundan öncekinde şöyle bir şey vardı tabii bizim projede. Bu şeyin içerisinde ben yer alıyordum sigorta birliği olarak. Diyordum ki bu yurt dışında onlarca yıldır bu işi tecrübeyle biriktiren, hatta şöyle bazı otomotiv o kadar ileri gitmişler ki yurt dışında bu konuda. Bazı otomotiv firmaları orijinal parçaların testini de bu kuruluşlara yaptırıyorlardı. Biz onlardan birisiyle ortak olacaktık ve ben o zaman o parçanın sertifikasına da garanti veriyordum. Diyordum ki Türkiye Sigorta Birliği olarak ben arkasında duracağım bu sertifikanın çünkü içinde ben varım. Tabii. Ama şu anki şeyde ben hiçbir tarafında yokum bu sertifikasyonun. Sadece verilen sertifikaya güvenerek o parçayı tamiratlarda kullanacağım. Peki Mehmet Bey, soruların bir kısmında merak edilen bir nokta var. Deniyor ki eşdeğer parça dediğiniz parça ile orijinal parça arasında çok büyük fiyat farklılıkları var mı? Var mı gerçekten? Var. Öyle mi, o kadar mı? Var. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Orijinal logolu bir de orijinal logosuz diye bir şey var. Orada bile mesela atıyorum ben X otomobil firmasıyım. Tampon ürettiriyorum. Anlaşıyorum bir yerle. 1000 tane ürettiriyorum. Bütün kalıplarını, şunları bunları veriyorum. 1000 tane ürettiriyorum. Anlaşmada şey geçiyor. 100 tane de sana kalsın. 1100 üret. 100 tane de sana kalsın. Mesela bu da orijinal logosu. Sadece üzerine logo basılmıyor. Aynı parça. Burada bile ciddi fiyat değişiklikleri oluyor. Yani %40-50'ye yakın bir fiyat düşüşleri oluyor. Peki Mete Bey şöyle bir soru soruyor. Onarım sırasında orijinal mi... Orijinal mi yoksa eşdeğer parça mı kullanılacağını eksper mi belirleyecek? Eksper mi belirleyecek bunu? Şimdi şöyle, kasko sigortasında zaten poliçeniz belirliyor. Evet, orada trafikte. Orada bir sorun yok. Trafik sigortasında da mesela çıkan parça, mesela zaten eşdeğer parça kullanıldıysa zaten eşdeğer takılacak yerine. Orijinalse işte yaşına bağlı. Mesela 5 yıllık, 10 yıllık parçaysa yaşına bağlı olarak yine eşdeğer takılabilir. Ama yeni çıkmış bir araç, banttan yeni çıkmış, siz daha yaşını doldurmamış o araca da muhtemelen orijinal takılacaktır. Ama buradaki şeyimiz bizim şu Noyan Bey, yani eşdeğer de kullanılsa,
kaliteli eşler kullanılması. Burada amacımız bu. Yani bizim müşterilerimizin, sigortalılarımızın, zarar görenlerin kafasına şöyle bir soru gelmesini istemiyoruz. Sigorta şirketleri burada ucuz parça kullanıyor. Zaten ucuz derken bunların maliyetleri son derece ucuz. Ama piyasa fiyatı piyasaya çıkınca yüksek oluyorlar. Maliyet farklılıkları eşlerle şeyin arasında çok fazla yok orijinal arasında zaten. Öyle mi? Tabii ama bir orijinal parça olması asıl fiyat farkını o getiriyor. Ama eşler de buna denkse, o kalitede, o kaliteyi taşıyorsa sırf üzerinde bir logo yok diye, bir marka yok diye sonuçta bu sigortalarımızdan prim olarak toplayıp bu tamiratları yaptırıyoruz. Eğer böyle bir şeyi sağlıklı bir şekilde hayata geçirebilirsek, bu Amerika'da var, İngiltere'de var, İspanya'da var, ülkemizde de var. Ülkemizde bugün eşler kullanılıyor zaten. Bu yeni bir şey değil. Ama biz bu eleştirilerin önüne geçmek, gerçekten arada farkında olmadan kalitesiz eşler geçiyorsa bunlar geçmesin. Çünkü biz kaliteli eşler kullanmazsak o araç gidecek, bir daha kaza yapacak. Orada belki bir can kaybı olacak, mal kaybı olacak. Yine sigorta sektörünü dönüp bu ölümlerle, kazalarla, maliyetlerle vuracak. Eğer sırf maliyet iş anlamında bakıyorsak. Ama bunun dışında da bir ton sorumluluğu var sigorta şirketlerinin müşterilerine karşı. Rıdvan Bey diyor ki yerli malı kullanılacak araçlarda diyor ne kadar güzel diyor. Neden bunu oturup tartışıyorsunuz diyor. Aslında tabii tartışmıyoruz yani. Biz tartışmıyoruz. Biz sadece buradaki üretimin belli bir kaliteye oturmasını tartışıyoruz. Yoksa tabii ki yerli yabancı şeyini tartışma durumumuz yok. Mehmet Bey şu soruyu ara bir sorayım. Bana çok ilginç geldi. Gülsün Bulgan sormuş. Kaskolu olan aracımın 30 Ağustos'tan itibaren parçası takılmamıştır. Kaskom tarafından mağdurum, ne yapmam gerekiyor? 30 Ağustos'tan bu yana bir parça takılmaz mı? Yani bunun bir yeri var mıdır bir şikayet edeceği merci izleyicinin? Ya bu şikayet edeceği merci, nereye gitmesi lazım? Bu bir sözleşme. Lazım. Burada sigorta tahkim komisyonuna başvurabilir. Yani çünkü bu değişmeme nedeni nedir? Şimdi sigorta tahkim komisyonuna başvurabilmesi için geçerli bir nedeni olması lazım. Onu da şöyle şey yapıyor. Ya red yanıtını alması lazım ya da başvurup 15 gün cevap vermemesi lazım sigorta şirketin. Oraya başvurduğunda en kısa yargısal anlamda o. Ama yani kaskodan özellikle Ağustos sonundan itibaren şey yapmaması, yani bizim birliğe de yazabilir. Biz de sigorta birliğine tabii yazabiliyor. Tabii. Peki Çetin Bey'in sorusu şu. Eşdeğer parça kullanımını ben sigortalı olarak kabul etmek zorunda mıyım? Orijinal istesem orijinali takmayacaklar mı? Şimdi bu 1 Haziran'dan sonra şimdi bizim haberimizde de vardı. Yani eğer sigorta şirketi eşdeğer kullanacaksa zaten TSE onaylıdır. Orijinale gerek yok. Buna itiraz etme hakkı var mı sigortalının? Ya, sigortanın buna itiraz etme hakkı tabii ki var. Yani bu bir sözleşme. Eğer sigortalı bunu kasko sigortasından yaptırıyorsa zaten poliçesini baştan seçmesi lazım. Şimdi biliyorsunuz ikiye ayrılıyor kasko sigortası. Parça anlamında. Bir orijinal parça kullanacağım ben diyenlerin ürünü var. Bir de eşdeğer parça kullanırım diyenlerin ürünü var. Eğer siz eşdeğeri seçtiyseniz artık bunu diyemiyorsunuz. Ama eşdeğeri olmayan yerlerde yine orijinal kullanılıyor. Tabii. Trafikte? Trafik sigortasında şöyle aracın durumuna falan da bakılıyor. Ama işte aslında Noyan Bey bunu bir paket olarak ele almak lazım. Şimdi bizim bir de doğrudan tazmin var, projemiz var. Bu aslında bu sertifikasyonla çok bağlantılı bir projeydi. Biz bu iki projeyi bu nedenle götürdük. Çok önemliydi. İki ayağı da bizim için. Sertifikasyonla standartı belirleyecektik. Diğer tarafta da trafik sigortasını da kasko gibi çalıştıracaktık. Şimdi mesela trafik sigortasında evet o sistem geldikten sonra eğer orada sigortalımız bir mağduriyet olduğunu düşünüyorsa, kendisinin mağdur edildiğini düşünüyorsa sigorta şirketini değiştirecekti. Yani böyle bir risk olacaktı en azından. Anladım. Ama şimdi müşterisi değil o ilgili şirketin. O anlamda bir sorunu var. Ama trafik sigortasında da tabii yine yargıydı. Bütün yollar açıktır. Açık, evet. Ama şimdi şöyle de düşünmek lazım. 10 yıllık bir parça. Aslında evvelde çok eskisine gittiğimizde sigorta şirketleri 10 yıllık parçayı değiştirirken diyorlardı ki tamam kaza yaptılar, sana vurdular, bu parçan değişiyor ama 10 yıllık zaten bu ömrünü tamamlamış deyip bundan %60-70 gibi bir kıymet kazanma kesebiliyorlardı.
O zaman mağduriyet oluyordu. Sonra dendi ki, arkadaş buna eşdeğer bir parça, mesela o yaşta bir araçtan çıktıysa veya işte muadil bir parça kullanın ama vatandaştan bu parayı kesmeyin, cebinden para çıkmasın dendi. Sonra bu uygulamaya geçilmişti. Aslı budur. O zaman kıymet kazanma da düşmek gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Kalkavan. Hayırlı olur inşallah. Evet efendim, 1 Haziran'dan itibaren artık araçların onarımında eşdeğer parça kullanabilecek. Önümüzdeki dönemlerde bu konuyu gündeme getireceğiz. Sorularınız var. O yüzden peyderpey bu konularda yayın yapacağız. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.